Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak Yetiş. Fusion 360 temel seviye katı modelleme tekniği serisinin birinci montaj uygulama videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar işin sonuna geldik artık. Sadece bir montaj kısmı kaldı. Bugün modellediğimiz parçaların hepsini birbirleriyle montajlayacağız. Dilerseniz hemen montajımıza şöyle şunu kaydedeyim, kapatayım ve şurayı da bir silelim. Size bir detaydan bahsedeyim. Hani bir dosyanın içerisine bütün parçaları da şöyle yapabilirsiniz bu arada. Mesela bir tabla dosyası var. Tabla dosyasının içerisine bu yatağı atabilirsiniz mesela. Bu şekilde de montaj yaparsınız. Ama temiz bir montaj olmasını istiyorsanız ayrı bir dosya içerisinde bütün komponentleri toplayabilirsiniz. O yüzden ilk olarak yapmanız gereken şey CTRL'si yapıp montaj diye ayrı bir çalışma sayfası oluşturmak. Bunu yaptıktan sonra güzel kardeşlerim, yapacağımız şey şu. Hemen tabloya geliyoruz. Tabloyu bir sürükleyin, bırakın. Çünkü tablo sizin sabitleyeceğiniz, bu yatağı, mili, burcu sabitleyeceğiniz kısım. Yani bunun yere çivi çakılı gibi, çakılmış gibi sabit kalması lazım. O yüzden buna ne yapıyorum? İlk olarak bunu attım. Sonra komponentin üzerine gelip sağ tık yapıp ground dedim. Yani bunu sabitledim. Daha sonrasında burada yatağa atabilirsiniz şu kısmı. Bunu attıktan sonra hemen şöyle pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Direkt move copy komutuna giriyor zaten. Şu şekilde pozisyonunu ayarladıktan sonra hemen önce bu yüzü, ardından bu yüzü seçip joint'e tıkladığınızda tak diye bu buraya oturacak. Motion'ını da rigid yapın. Rigid yaptıktan sonra position kısmına gelip bunu şöyle yukarı sürükleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru 6 milim olması lazım. 6 dediğim an. Aynen bu şekilde. Daha sonra yine bir tane daha yatak atıp buraya. Bunu da şu şekilde döndürün. Tabi burada şuna tıklayalım tekrar. Şu şekilde 180 derece döndürün. Şu şekilde sürükleyin. Ardından yine yukarı doğru sürükleyin. Yapmanız gereken şey aynı işlemleri tekrar etmek. Hemen joint'e tıklıyorum. Direkt otomatik atıyor. Ama bu arada bu Fusion 360'ın bu montaj kısmını ben çok sevmiyorum. SolidWorks'e göre biraz basit. Yani SolidWorks'te her şeyin bir ilişkisi, bir detayı var. Mekanik montaj ilişkileri var. Mesela şurada az sonra şey atacağız. Cıvata atacağız. Mekanik montaj ilişkisi denen şey yok mesela burada. Ya da var, biz keşfetmemişiz, bilmiyorum artık. Yani buradan Autodesk yetkililerine de sesleniyorum. Neyse bunu yaptık. Ardından silindiri atın. Şimdi işin şey kısmına geleceğiz. Şunları şuraya atalım. Sonra burcu atın. Attım ama iyi gelmedi. Bir tane attık buraya. Aynen. Şöyle attım. Bunu 190 derece döndürdüm. Sonra burada kalsın. Buna bir joint ilişki vereceğiz. Rigidlik ilişkisi yerine bu motion'ı revolt olacak. Dönecek yani bu bunun içinde. Sonrasında yine buraya bir burç daha atacağım. Şu şekilde. Bunu da 90 derece döndürelim. Şuradan da 180 derece şöyle döndürelim. Yo. Niye döndürdük bunu? Şöyle kalsın. Tamam. Bunu da bu şekilde sürükleyebiliriz. Sürükledikten sonra buna da aynı ilişkiyi vereceğim. Revolt. Dönecek bu da. Tabii şu pozisyonu şu şekilde olacak. -10 milim. Sonrasında mil. Milimizi atacağız. Yukarı doğru şöyle atalım şu şekilde. Tabi buna ilişki vermemiz lazım. Şöyle şunu sürükleyelim de ilişki vereceğiz. Şununla şu döner olması lazım. Yani revolt ilişkisini verdim buraya ki silindir dönebilsin. Tabi burada position'ı şu şekilde ayarlayacağım. -15 diyor.
15 diyor. 10 desek çok fazla olur. 12,5 diyeceğiz. Şu şekilde. Aynen 13 milim dedim. İki tarafa da eşit bir şekilde oturmuş oldu. Bakın tak tak. Yine şöyle de yapabilirsiniz. Artık zaten tek bir ilişki verdik. Gerek yok yani. Dönüyor bu. Şu şekilde. Fareyle de hareket ettirebilirsiniz bu arada. Sonrasında şu burcun şu kısmını seçeceğim. Sonra bunu seçeceğim. Yine joint ilişkisi vereceğiz. Bu burada dönecek. Tabi şurayı öpmesi lazım. Bunu öptürdükten sonra tak bakın buraya aldı. Şimdi bakın hem burç dönüyor, hem silindir dönüyor, hem mil dönüyor. Sonrasında yapacağımız şey şu. En son yapmamız gereken buraya heksagon yani 6 köşe başlı civata M16 35 atacağız. Tabi buna mekanik montaj ilişkisi veremiyoruz burada. Mekanik montaj ilişkisi dediğim şey ne? Mesela burada bir diş var. Civata'da da diş var. Bunların birbirine oturuyor olması lazım. Biz buna göre ayarlıyoruz. İşte diş adımlarını falan. Ama Fusion 360'da bunu ayarlayamıyoruz. Bakın. Biz de ne yapacağız? Hemen insert kısmından şuradan bir tane civata alarm veriyor. M16-35 diyeceğim. Çarpı 35. Bunu arattıktan sonra Hexseed Scraps yani 6 köşe başlı civata seçeceğim. Burada thread size diyor. Şöyle yapacağız. Metrik 16'yı seçeceğiz. Burada 2 milimi seçeceğim. Thread pitch. Sonrasında boyuna 35 milim diyeceğiz. Materyale paslanmaz çelik diyebilirsiniz. Burada kalite var işte 316 paslanmaz, 18.8 paslanmaz. Ondan sonra thread type metric seçebilirsiniz. İşte fully threaded bunu da seçin. ISO'yu da seçin. Zaten tek bir seçenek kalıyor. Direkt burada 3D Step dosyasını indirmeniz lazım. Şuradan Download'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt size modeli indiriyor. Şöyle hemen şuraya çekin. Sonra bunu bir 90 derece yukarı dikin. Daha sonrasında hemen ne yapacağız? Buna bir ilişki vermemiz lazım. Buradan nasıl bir ilişki verebiliriz? Ona bakıyorum. Şurada bir seçebileceğim bir silindirik kısım olsa şunu seçip ardından şunu seçip buna rigidlik ilişkisi ama revolt ilişkisi versem çok güzel olacak ama şunu seçeyim mesela. Tam merkezine aynen şunu seçelim. Aynen bu şekilde dönecek. Okey diyeceğim. Direkt buraya alacak. Ve burada revolt olarak şöyle dönecek. Sonrasında bunu kopyalamam lazım bu arada. Move copy diye M'ye basıyoruz. Create copy diyeceğim. Capture position diyeceğiz. Şöyle. Tab düzleme geldim. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle. Yine aynı şeyleri burada da tekrar edeceğim. Joint dedim. Tabi burada şöyle merkez noktasını seçmem lazımdı. Joint'e girdim. Şu merkez noktasını seçmemiz lazım. Ki eş merkezli dönebilsin. Sonrasında şöyle left'e bastık. Şura hani şu şekilde olacak. Yine aynı işlemi buralarda da tekrar ediyorum. Buradan move copy diyorum. Create copy diyoruz. Düz bir şekilde şuraya çekin. Burada da yine joint diyorsunuz. Tam merkezi seçiyorsunuz. Burada da şurayı seçebilirsiniz. Eş merkezli dönmesini sağlayacak.
Sonrasında şu şekilde de yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Tekrardan yine aynı işlemi yapacağım. Create copy diyeceğim. Bir kopyasını yaratacağız. Sonrasında yine ve yine aynı işlemleri tekrar edeceğim. Şöyle. Şuradan Joint'e girin. Şurayı seçin. Sonrasında burayı seçin. Direkt Revolt ilişkisini otomatik verecek. Vermezse de buradan Motion'dan Revolt'u seçin arkadaşlar. Evet, montajımızın sonuna geldik. Bunu hemen şöyle CTRL'si yapıp kaydedelim. Arkadaşlar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.